Merhaba canlar dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta dışarıdayız. Dışarıda çekimler biraz zor oluyor çünkü farklı farklı sesler geliyor, rüzgar sesi falan, ama olsun. Temiz hava var, bugün dışarıda olalım dedim. Bu hafta Bütün Halklar adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Bütün halklar ona umut bağlayacak. Çünkü esinlendiğim İncil bölümü diyor ki bütün halklar, sadece Yahudi halkı değil, sadece Beni İsrail, yani İsrail oğulları değil, dünyanın bütün halkları İsa'ya umut bağlayacak. Hepimiz zaten Adem'le Hava'dan geldik ya, aslında tek bir aileyiz. Ama sonra halklar oluşmaya başladı, farklı farklı diller, kültürler, etnik kökenler, toplumsal aidiyetler, toplumsal kimlikler filan. Ama bütün halklar diyor İsa'ya umut bağlayacak. İsa ruhuyla aslında bu bağnaz, yobaz, katı mezhep olan Ferisi mezhebinden uzak duruyordu. Çünkü onlar onu öldürmeye karar vermişti. Bunun yerine normal bildiğimiz sıradan halk arasında öğretiyordu, ders veriyordu. Yani şah, yani bizim düşündüğümüz dünya şahı kalıbına uymuyordu. Yani şah ne yapar? Sert oluyor. Yumruğunu masayı indirir, bağırır, çağırır. Zorla idaresini empoze eder. Tahakküm eder. Ama İsa hiçbir zaman bunları yapmadı. Bazı şeyleri sır olarak tuttu. Hiçbir zaman zorla, zulümle insanlara empoze etmedi. Kulağı olan dinlesin diyordu. Kulağı olan, yani kulağı çalışan can kulağıyla dinlesin, anlasın. Ama yok, dinlemeyecekseniz dinlemeyin diyordu. Bu da çok çok kadim bir peygamber olan Yeşaya peygamberin sözlerini yerine getiriyor. Yeşaya ne demişti? Asırlar önce ama. Mesih gelecek ya, kehanette bulunuyor. Hak diyor ki, işte seçtiğim kul. O canıma sevinç veren sevgili can dostumdur. Mesih hakkında diyor Hak. Onu ruhumla donatacağım. Hatırlarsınız zaten Kutsal Ruh güvercin donunda, güvercin biçiminde İsa'ya geldi. Diğer halklara hükmümü o bildirecek. Bağırıp kavga etmeyecek. Sokaklarda onun sesini duymayacaklar. Ezik kamışı dahi kırmayacak. Bazı insanlar ezik kamış gibi. Hiçbir zaman o zayıf veya nazik, narin insanları kırmamıştı. Kırıcı, yakıcı, yıkıcı laflar hiç kullanmadı. Titrek alevi dahi söndürmeyecek. Bazı insanlar titrek alev gibidir. Titrek alev nedir? Yani anca yanıyor. Söndürmüyor İsa. Adaleti zafere ulaştıracak. Adalet olacak. Tam bir adalet olacak. En son ne diyor Yeşaya peygamber? Bütün halklar ona umut bağlayacak. Evet, deyişe geçiyoruz. İnşallah seversiniz, beğenirsiniz. İşte o Hakk'ın seçtiği kuludur.
bütün halklar ona medet umacak. Razı olduğu sevgili kuludur. Bütün halklar ondan medet umacak. Razı olduğu sevgili kuludur. Bütün halklar ondan medet umacak. Hak ona ruhu ile donatacak. Ruh ile dolu ruhla olacak. Halklara hükmünü o bildirecek. Bütün halklar ondan medet umacak. Halklara hükmünü o bildirecek. Bütün halklar ondan medet umacak. Hak on ruhu ile donatacak. Ruh ile dolu ruhla olacak. Halklara hükmünü o bildirecek. Bütün halklar ondan medet umacak. Halklara hükmünü o bildirecek. Bütün halklar ondan medet umacak. Bağırıp kavga etmeyecek Mesih. Duyulmayacak sokaklarda sesi. Bekleniyordu yıllarca gelmesi. Bütün halklar ondan medet umacak. Bekleniyordu yıllarca gelmesi. Bütün halklar ondan medet umacak. Kervanım ezik kamış kırmayacak. Titrek bir alev de söndürmeyecek. Adaleti zafere erdirecek. Bütün halklar ondan medet umacak. Adaleti zafere erdirecek. Bütün halklar ondan medet umacak. Evet, bütün halklar ondan medet umacak. İnşallah beğendiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, kanalıma abone olun, yorum da yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, sevinçte kalın, esen kalın, hoşça kalın.